Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda kozmo.org web sitesinde kuruluşundan itibaren kullandığımız tema olan GenerPress temasını fiyat, hız performans, destek ağı, demolar ve özelleştirme kapsamlarında değerlendireceğiz. Bu temanın avantajlarını ve dezavantajlarını arkadaşlar sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben arkadaşlar GenerPress temasını ilk defa 2018 yılında bir kripto para haber sitesinde editörlük yaparken, yani adını ilk kez o dönem duydum. Yazı girildiği andan itibaren Telegram kanalından 1000 kullanıcı, 2000 kullanıcı aynı anda siteye girmeye çalışıyor. O dönemlerde de bu sitede arkadaşlar JNIF teması kullanılıyordu. Bir tane WordPress uzmanı da arkadaşlar o dönemde dedi ki GenerPress temasını kullanın dedi. Çünkü bu tema dedi tasarım olarak zayıf, çok fazla CSS, Java gibi dosyaları yok, yükü dedi düşük. Eğer dedi bu temada kaldırmazsa bu sitede dedi hiçbir şekilde dedi siz yüksek kullanıcıları dedi kaldıramazsınız dedi. Tabii ki arkadaşlar bu iş biraz da uzmanlarla alakalı. O dönem mesela işte projenin sahibi arkadaş bir türlü doğru bir sunucu optimizasyonu yaptıracak kişiye ulaşamadı. Bu sitedeki sorunu kısa vadeli de olsa bir çözüm olmuştu. Tabii proje sahibi tasarım noktasında temayı beğenmediği için bu temayı kullanmadı. Benim ilk kez arkadaşlar GenerPress temasıyla karşılaşma hikayem bu. Fiyat noktasında arkadaşlar konuyu açıklamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Temanın iki farklı satış planı var. Birinci plan 59 dolar. İkinci plan ise arkadaşlar 249 dolar olması lazım. Tabii ki belirli günlerde işte mesela geçtiğimiz dönemlerde tema 8. yılını kutluyordu. Bu dönemde mesela bir indirime gidilmişti. 59 dolarlık ücret yanlış olmasın 39 dolar mı 49 dolar mı ne düşmüştü. Yalnız buradaki satış politikası arkadaşlar şeydeki gibi değil. Yani Danforest temalarındaki gibi değil. Hani sınırsız domain olmasa da 59 dolar yıllık ücreti ödediğiniz zaman bu temayı 500 tane farklı domaini kurabiliyorsunuz. Mesela Jannat'tır, işte Jnifs'tir gibi temalarda arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Diğer yandan fiyat noktasında da şunu söyleyelim. İşte 59 dolarlık bir ücret ödendiği zaman bir lisans satıcısı veya işte bu temayı tekli olarak satmak isteyen kişiler de arkadaşlar piyasada 100 TL ile 200 TL arasında değişen rakamlarla bu temanın satışını gerçekleştiriyorlar. Daha çok bu işin uzay paket olarak hizmetleştirilmiş tarafındayız. Temanın işte diğer eklentileriyle beraber bir hizmet sağlıyoruz. Hız performansa gelecek olursak arkadaşlar bu konuyu da şöyle söyleyeyim. Yani şu anda önemli web verileri noktasında 3 tane güçlü tema var. Birisi Lightning denilen bir tema. Bu tema arkadaşlar Japonlara ait bir tema. Tema yani İngilizce dilini destekliyor mu onu da bilmiyorum. Sitesine bir dönem girip baktım hani gerçekten hızlı mı denemek için. Çok fazla bir veriye ulaşamadık. Sitenin yarısı İngilizce, yarısı Japonca. İşte Türkçe çeviriye çevirmeye çalıştık. İngilizceye falan denedik. Tam böyle bir net sonuç elde edemedik. O yüzden bu tema çok bilinen bir tema değil. İkinci sırada arkadaşlar Cadence geliyor. Üçüncü sırada da GenerPress geliyor. GenerPress'ten sonra da gelen tema arkadaşlar Bloxy Pro. Yani bu dört tema önemli web verileri noktasında en iyi temalar arasında şu an. Yani hız noktasında bizim asıl hedeflediğimiz nokta önemli web verileri. PageSpeed puanları değil. Yani PageSpeed puanları daha önce de söyledik. İşte Java delay yaptırılır. Essence reklam kodları kullanıcının karşısına 3-4 saniye geç çıkartılır. PageSpeed puanları arttırılır. Veya işte LightSpeed'de Guess Mode var. Yakın zamanda yeni bir sekme de getirdiler. O sekmede işte çeşitli ayarlar var. O ayarların da içerisinde yine Guess Mode gibi ayarlar söz konusu. İşte bunları tıklandığı zaman site birden çok hızlı bir şekilde PageSpeed değerleri manipüle edilebiliyor. Ki Java delay çok da manipüle bir sistem değil. Bu daha çok LightSpeed'in Guess modu daha çok bir manipüle sistemi. Java delay daha çok kullanıcının karşısında reklamın geç çıkmasını sağlamak için yapılan bir işlem. Onun dışında Java delay yapıldığı halde önemli web verilerinden kalan siteler olduğu gibi mesela işte bizim GenerPress temasına geçirip de Java delay yaparak önemli web verilerinden geçirdiğimiz siteler de mevcut. Ha, bu noktada da şuna dikkat etmek lazım. Reklamın türü vesaire önemlidir. Oto reklam kullanılmamalı. Oto reklam kullanıldığında arkadaşlar önemli web verileri kullanıcılar üzerinden veri topladığı için sitenin arkadaşlar PageSpeed tarafı 99-100 gibi değerlere ulaşsa bile önemli web verilerinde özellikle masa üstünde CLS tarafında kalabiliyor. PageSpeed bu oto reklamı görmese de kullanıcının karşısına arkadaşlar 3 saniye gecikmeli olarak bu oto reklam çıkıyor. Bu da arkadaşlar CLS'yi patlatabiliyor. Bu yüzden bu noktada dikkat etmekte fayda var. Yani toparlamak gerekirse GenerPress hız performans anlamında piyasadaki en hızlı ilk 3 tema arasında yer alıyor. Destek ağına gelecek olursak arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu konu hakkında da. Temel seviyede İngilizce bilerek GenerPress'te çeşitli geliştirmeleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Yakın zamanda PageSpeed'de işte erişilebilirlik, SEO gibi gibi alanlar geldi.
Bizim mevcut demomuzda arkadaşlar bu alanlarda iyi sonuç vermiyordu. Mesela örnek veriyorum, işte devamının oku butonu var. Bu butonun arkadaşlar rengi Google'ın yeni getirmiş olduğu standartlara uygun değildi. Ne yaptık? Biz işte şeye baktık. İlgili alana baktık. Onun zaten bir doküman dosyası var. Yine bu hataların arkadaşlar yanına Jannerpress yazdığınız zaman Jannerpress'in yaklaşık 5 yıla aşkın süredir kullanılan ve Google indekslerinde de yer alan aktif bir destek ağı var. Buradan kodları arkadaşlar direkt Jannerpress'in forumundan aldık. İşte function kodlarını, CSS kodlarını, renk kodları gibi fonksiyonları aldık arkadaşlar. Bu alanda yani bu işte erişilebilirlik, SEO gibi yeni gelen metriklerden arkadaşlar yine web sitemizi çok hızlı bir şekilde geliştirdik. Hatta şöyle de bir örnek söyleyeyim. Widget title Jannerpress yazdığınız zaman ki Jannerpress'in arkadaşlar mevcut demolarında widget title yani bileşen title H2 olarak otomatik bir şekilde gelir. Bunu mesela işte widget title H2 Jannerpress yazdığınız zaman bunu arkadaşlar span içerisine veya div içerisine alabilecek kodu çok rahatlıkla arkadaşlar Jannerpress'in destek ağından bulabilirsiniz. Yine aynı zamanda Jannerpress'in arkadaşlar 9 dolarlık ücreti verdiğiniz andan itibaren forumunda konu açma yetkisine sahip oluyorsunuz. Yine basit bir İngilizce ile Translate İngilizcesi ile arkadaşlar bizim mesela geçtiğimiz dönemlerde açmış olduğumuz işte çözemediğimiz sorunlar vardı. Sorunları açtık. Aynı gün içerisinde Jannerpress'in arkadaşlar uzman ekibi zaten bu soruları da yanıtlıyor. Yine bu şekilde de sorununuza çözümü rahatlıkla bulabilirsiniz. Yakın zamanda arkadaşlar Info diye bir demo çıktı. Bu demo gerçekten yani Jannerpress'in mevcut blog demoları arasında en iyi demolardan birisi. Diğer yandan bu demonun pek özelleştirilebilir tarafı biraz zayıf kalmış. O da muhtemelen bir sonraki güncellemede falan değiştirilecektir veya yeni bir demo çıkar. Jannerpress'i arkadaşlar ben işte lisansını alalı yaklaşık yakın zamanda bir yılı tam dolduracak. Bu süreç içerisinde arkadaşlar yaklaşık 10'dan fazla demo ile ben bizzat karşılaştım. Yani lisans satın aldıktan sonra. Bu demoların işte bazıları güzel oldu, bazıları kötü oldu. Ama hani blog tarafında kullanılabilitesi olan tek demo şu ana kadar bu bir senelik süreç içerisinde zaten Marketer kullanılıyordu. Ki Cosboard da zaten Marketer demosunun özelleştirilmiş versiyonudur. İşte bu yakın zamanda da çıkan arkadaşlar info teması. Demo seçenekleri var. Çeşitli sektörlerde kullanılabilecek tabii ki demolar var ama yani dediğim gibi hız performans odaklı bir tema olduğu için demoların arkadaşlar tasarımı öyle çok aman aman tasarımları kesinlikle tabii ki sahip değil. Son olarak arkadaşlar özelleştirme ve kullanıcı dostu seviyesini konuşmak gerekirse bu noktada arkadaşlar Jannerpress'in ben bir tık sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Şöyle ki. Şimdi Jannerpress'i aldığınız zaman yani tamam Marketer demosunda yani blog demolarında böyle çok Jannerpress Blog Pro'ya ihtiyaç duyulmuyor. Diğer yandan kurumsal tarafta hızlı bir şekilde geliştirme yapabilmeniz için Jannerpress Blog'un bir de Pro diye bir eklentisi daha var arkadaşlar. Ki bu eklenti ben bunun sahibiyim 99 dolar. Ve yılda arkadaşlar sadece 250 tane siteye lisanslama yapabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim Jannerpress Blog Pro denilen eklenti temadan daha pahalı. Ve bunun içerisinde arkadaşlar yanlış olmasın 200'ün üzerinde hazır blog yapıları var. İşte nedir? Kullanıcı yorumları gibi alanlar var. İşte hero image'lar var. Hazır slider gibi hani ona benzer bir şeyler var, yapılar var vesaire vesaire. İşte butonlar falan. Bunları arkadaşlar tek tıklamayla direkt şeye getirebiliyorsunuz. İşte ana sayfa düzenliyorsanız örnek veriyorum veya işte yazı içerisinde de yine bunları kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun da bir lisans maliyeti var. Bu noktada Jannerpress bir tık sınıfta kalıyor. Yine arkadaşlar çok kullanıcı dostu bir tema değil. Yani mesela şöyle söyleyeyim. İşte Jannak gibi hani hızlı bir şekilde özelleştiremezsiniz. Jannerpress'i özelleştirebilmeniz için benim gibi mesela yıllardır WordPress kullanabiliyor olmanız lazım. Genesis DEM de arkadaşlar bu mantıkta çalışır. Daha çok developer dediğimiz geliştiricilere yönelik üretilmiş temalardır. İşte biz mesela Jannerpress'i uzay tarafına getirene kadar birçok arkadaşlar CSS kodunu işte bir kısmını biz yaptık, bir kısmını ücretli aldık. İşte mesela Jannerpress Blog Pro ile çeşitli mesela element alanları vesaire yaptık. Yani bu noktada arkadaşlar Jannerpress'in ben kesinlikle ve kesinlikle sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Yani benim gibi veya işte aranızda hani böyle yıllardır WordPress kullanan kullanıcılar varsa tabii ki bunlar rahatlıkla bu temayı kullanabilirler. Ama ilk başta ben bile arkadaşlar adapte olurken zorluk çektim. Yani Jannerpress öyle kullanması çok kolay bir tema değil. Ha şu vardır. İşte ben hit odaklı bir blog sitesi kuracağım. İşte bir kere benim tasarımım oluşsun. Onun dışında hani bana çok bir şey lazım değil diyorsanız arkadaşlar tabii ki Jannerpress temasını uzun süre kullanabilirsiniz. Jannerpress sizin arkadaşlar
kesinlikle işinize yarayacaktır. Diğer yandan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu her zaman söyledim. Yani ben her ne kadar bu işin hizmetini de veren bir kişi olarak bunu samimi bir şekilde söyleyeyim. Yani tema ile olacak iş değil. Yani tema tek başına bir sıralama faktörü değil. Veya işte temayı kurdum. Ben dandun içerik gireyim. İşte backlink almayayım. Rakip analizi yapmayayım. Anahtar kelime analizi yapmayayım derseniz kesinlikle arkadaşlar istediğiniz başarı elde edemezsiniz. Ha, Janner Press şu noktada fayda sağlıyor. Sizi arkadaşlar 1-0, 2-0 öne geçirebiliyor. Çünkü neden? Önemli web verilerinden geçebiliyor. Hız performansı yüksek. İşte mobildeki fontların okunabilirliği yüksek gibi gibi sebeplerden dolayı Jannerpress arkadaşlar size artı değer katabilir. Tabii ki bu projenize bağlı bir durum. Yani ben her zaman söylüyorum, eğer web sitenizi kullanıcılar Google arama motoru üzerinden geliyorsa, dediğim gibi işte bileşeni görmesinin, işte logoyu veya öne çıkarılan görsel, o kullanıcı için çok önemli değil. Kullanıcı için önemli olan, eğer bilgi odaklı bir web sitesi sahibiyseniz, sizin içeride verdiğiniz bilgidir. Yani yazıdır arkadaşlar. Bu yazının da okunabilir olması ve sitenin hızlı bir şekilde yanıt vermesi kullanıcı için yeterlidir. Zaten Jannerpress arkadaşlar bu tarz projeler için geçerli olan bir temadır. Konuyu da arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Diğer yandan şunu da söyleyeyim. Jannerpress ile alakalı ilerleyen dönemlerde de çeşitli videolar çekeceğim. Özellikle mesela işte AdSense reklam yerleşimi Jannerpress'te nasıl oluyor gibi soruyu işte gerek müşterilerimden gerek işte kanalı takip eden kişilerden çok fazlaca bu soru bana geliyor. Bu noktada arkadaşlar bunu bir seri haline getireceğiz ve bunu işte birinci videoda mesela bu temayı değerlendirdik. İşte ikinci videoda örnek veriyorum element alanlarını anlatacağız. İşte üçüncü videoda döneceğiz. AdSense reklam yerleşimi. Dördüncü videoda biraz sizde function kodlarını paylaşacağız. İşte area label hatası mesela nasıl giderilir gibi. Veya işte biraz CSS kodlarını paylaşırız. Zaten web sitemizde de Jannerpress teması nasıl özelleştirilir diye bir şey var. Yazı var. Bu yazıyı da zaten dönemsel olarak güncelliyoruz. Yine bu yazıdan da arkadaşlar faydalanabilirsiniz. Bu yazını zaten ben linkini de açıklama kısmına koyacağım. Bu videoda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.